yoktu. Hayat çok uzak sanırdım. Düşlerimle yandım sonra, sevdalarımla kavruldum. Düşlerimin peşi sıra, kendimi yollara vurdum. Kanat takıp uçurur da bu düşler uyandırır en tatlı yerinde. Gün ortasında sabah seherinde hatırlanır yeniden. Kanat takıp uçurur da bu düşler uyandırır en tatlı yerinde. Gün ortasında sabah seherinde hatırlanır yeniden. Yatak döşek yatırır da bu sevda uyandırır en tatlı yerinde. Gün ortasında sabah seherinde hatırlanır yeniden. İçki içmişsiniz. Gecenin bu saatinde onca yolu gelmeniz hiç doğru değil çocuklar. Ama seni çok özledik annem benim. Safiyeciğim düşeceksin. Kızma bize ne olur, annenin kızma anne. Annenin en güzeli. Anne mektuba bakmadın ya. Ne var içinde? Bilmiyoruz. Ama tahmin ediyoruz. Babam günlerdir bunu yazmak için uğraşıyor. Evet, anne. O göndermeye cesaret edemedi ama biz alıp getirdik. Babanız göndermediyse sizin alıp getirmeniz doğru değil ki çocuklar. Herhalde bu mektubu okuyacağımı düşünmüyorsunuz. Aslında şimdi babam göndermek istiyordu ama evet, yani. Anne, ay bak bir dakika dinler misin? En iyisi ben size bir kahve yapayım. Ne söyledin ki? Ya okuması boşu boşuna geldik demektir. Bilgi keşke söylemeseydin şunu ya. Bir telefon açalım. Babama yani merak etmiştir. Alo? Çetin neredesiniz oğlum? Nasıl? Kandır adamı. Nereden çıktı gecenin bir vakti oraya gitmek? Bir haber verseydiniz keşke. Tamam. Annem nasıl? İyi mi? Gayet iyi. Gene yarın işe geç kalacaksın tamam. Oğlum. Önemli değil anne. Tamam. İyi geceler. Abla mektup buruş buruştu ya. Herhalde anneme bunu sana babam yolladı diyecek halim yoktu. Canım ne fark ederdi? Öf. İnanmazdı zaten. Zaten bence büyük bir hata etmişiz buraya gelmek. Vallahi bence hata etmedik. Hata işte. E değil işte. Ona gerçeği söylemeliyiz. O adamın babası olduğunu mu? Hayır olmaz. Başka çaremiz yok. Var. O adamı yurda şikayet edebilirsiniz. Anne biz koruyucu aileyiz. Ali'ye evlat edinmedik. Ayrıca gerçeği bilmek onun hakkı. Ama ya gitmek isterse? Bu da hakkı. O ya abla. Canım Ali'yi bırakıp giderken aklı neredeymiş? Onun nasıl babası sensin Metin abi. Ali bu ailenin bir ferdi artık. Bu kadar kolay vazgeçemeyiz ondan. Söylemeyelim Metin. Onu kaybetmek istemiyorum. Allah Allah. Gecenin bu saatinde kim acaba? Dur ben bakarım anne. Hoş geldiniz. Meryem'di değil mi? Ha öyleydi. Işığı yanık gördüm. Dedim ki hoca hanımın ışığı bu saatte açık olmaz. Mutlak mühim bir şey vardır. Var değil mi? Var. Olmaz mı? Çok önemli şeyler oluyor burada ama annem anlamıyor işte. Safiye. İçmiş bunlar hoca hanım.
Ay ben size bir kahve yapayım. Sağ olun, sağ olun, biz içtik. Birkaç tane daha için bence. Safiye, Bilge, yatağınız hazır. Aa, hadi geçin odaya. Tamam. Hocanım, size mektup var. Meryem, gene işin olmayan şeylere karışıyorsun. Acılmamış da. Vakit geç oldu. Sabah erken kalkacaksın. Ya. Hadi Meryem, hadi. İyi geceler. İyi geceler. Şşş, yarın mektubu burada bırakalım. Nasılsa dayanamaz okur. Götürün dedi, kızmasın. Canım şimdi. Sabah bir kere daha açarız konuyu. Hadi kalk. İyi geceler abi. Hadi. Sen de bunu al. Hadi İyi geceler. Yatalım. İyi geceler enişte. İyi geceler. İyi geceler. Hadi yatağı yapacağım. Hadi kalk. Anneciğim, kalk, bir iki saat uyuyacağız ya. O mektubu postalamalıydım. Atılmış işte. Bir daha o şekilde yazamam ki. Sen haklısın. Boşuna uğraştığımı biliyorum artık. Ne kadar çabalarsam çabalayayım, işe yaramayacağını da biliyorum. Sen kararlısın. Ve belki inanmayacaksın ama buna saygı duyuyorum. Yine de insan birçok şeyi anımsamaktan kendini alamıyor tabii. Karı koca olduğumuz günleri, yaşadığımız son kıştan geriye doğru bütün gençliğimizi, hele seni ilk gördüğüm anı, sanki bugünmüş gibi. Neler geliyor aklıma bilemezsin. Unuttuğumu sandığım irili ufaklı mutluluklar. Neyse, bu laflarla senin kafanı ağrıtmayayım. Bu mektubu artık nasıl istiyorsan öyle olsun demek için yazıyorum sana. Demek benim için her şey buraya kadarmış. Ha, bu arada geçen aklıma takıldı. Antep'e ilk gidişimizde hatırlıyor musun? O ırmağın kıyısındaki çay bahçesinde oturmuştuk. Masaya simitlerimizi paylaşmaya gelen serçeler kaç taneydi? 4'tü sanırım. Emin değilim. Ah, benimki de laf işte. Onca zaman geçmiş. Nereden hatırlayacaksın? Neyse Nurten, uzattım boşuna. Affet. Kendine iyi bak. Mahmut. Gerçekten okumayacak mısın? Bu konuyu kapatmıştık Bilge. Söylesene. Hayat hiç bu kadar zor gelmemişti Nurten. Sen benim can yoldaşımdın. Dayanağımdın. Şimdi anne, bir telefon eksik gibi. Yarım kaldın. İnsan sahip olduğu şeyin değerini kaybedince anlar derlerdi. Doğruymuş. Yeter. Bunlar babamın yazmaya çalıştığı diğer mektupların müsveddeleri anne. Bir daha. Tek bir kere daha bu işe karışırsanız çok fena bozuşacağız ona göre. Alın o mektubu götürün. Tamam mı? Ama anne. Başka söz istemiyorum. Thank you.
keser misin şunu? Görmüyor musun, hesap yapıyorum. Tam 342 milyon Sami. Deprem için daha öncekilerle birlikte neredeyse 2 milyar toplanmış mahallede. Ah, ne yazık ki o paraları repoya yatıramıyoruz. Ah. Bilgeler ne zaman gidiyor acaba deprem bölgesine? Ben de onlarla gidip parayı götürsem. Hem de kardeş aile için başvururum. Aa, bu şaka da fazla uzadı. Şaka değil Sami. Bak kış geldi. Millet hala ortada. Ne yani? Oradan adamları alıp eve mi getireceksin? Neden olmasın? Ev var birbirine göre. Çoluktu çocuktu. Bak, benim başka bir fikrim var. Bir hesap açalım. Her ay para göndeririz onlara. Ha, ne dersin? Onların paradan çok desteğe, ilgiye ihtiyaçları var. Hiç uzatma. En kısa zamanda kendimize bir kardeş aile seçeceğiz. Günaydın. 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 Ali, akşam bizde kalabilir mi yenge? Dur bakalım koçum. Hele bir akşam olsun da görüşürüz. Akşam görüşürüz. Hadi Oya. Hoşça kal. Görüşürüz. Geç kaldık. Oya yengem neden üzgün? Değil bebeğim, sana öyle geliyor. Babası hapisten çıkarsa Ali'yi alır diye korkuyordur. Almaz değil mi anne? Ona sen de çok alıştın değil mi? Hadi. Hadi iyi dersler. Annemin barışmaya gönlü yok. Ne desek olmayacaktı zaten. Babam gönderdi deseydik mutlaka bir şansımız olurdu. Durmadan aynı şeyi söylüyorsun abla. Annem inanmaz da diyorum. Her şeyin en doğrusunu sen bilirsin değil mi? Ben annemi tanıyorum işte. Eğer babam gönderdi deseydik mutlaka... Abla, babam ne ölümlerden döndü. Annem gene de yumuşamadı. Peki neden geldik bu kadar yolu? Ne bileyim işte, bir umuttu. Abi, siz suçlayacak birini arıyorsunuz. Kimseyi suçladığımız falan evet, yok Bilge. Evet, suçluyorsunuz. Tamam, evet, suçluyoruz. Biraz sakin olur musunuz lütfen? Dikkatim dağılıyor. Gerçi karışmak istemiyordum ama bence yanlış yapıyorsunuz. Siz karıştıkça annem daha çok geriliyor. Artık onları rahat bırakın. Babama mektubu kim verecek peki? Benim atölyeye gitmem gerekiyor. Bence hiçbir şey söylemeyelim, mektubu götürdüğümüzü bilmesin. Abla, bunu saklayamayız. İyi, sen ver o zaman. Ben hiçbir şeye karışmıyorum. Aman karışma. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Aha, bu ne güzel broş böyle. Sağ olun. Annemden yadigardır. Hüseyin Hanım. Hüseyin Hanım. Sipariş ettiğiniz kedi mamaları geldi. Aa, o kadar çabuk mu? İstekleriniz benim için emirdir hanımefendi. Buyurun efendim. Sağ olun. Buyurun. Kim bu hanım? Birkaç gündür gazete alıyor benden. Çok zarif bir hanım. Hocayla pek sıkı fıkılar. Ne iş? Kokusu çıkar yakında. Geçen sohbetimizde yalnız oturuyorum demiştiniz. Çoluk çocuk yok mu? Var efendim. Bir kızım, iki torunum var. Allah bağışlasın. Neredeler şimdi? Kızım bankacıdır. Ankara'ya tayini çıktı. Oraya yerleştiler. Torun hasreti çekiyorsunuz tabii. Elbette. Benim uzaktan yakından kimsem yok. Torun sahibi olmayı ben de çok isterdim. Hiç evlenmediniz mi? Maalesef evlenmedim. Size bir şey soracağım ama çekiniyorum. Buyurun efendim, sorun. Benimle bir çay içer miydiniz acaba? Tabii vaktiniz varsa. Olur. Daptan sonra Antep çok hareketlendi. Yeni yatırımlar yapıldı. Araziler çok değer kazandı. İyi baba. Oralar senin de toprağın oğlum. Bekir avarenin biri. Gel sahip çık arazilerine diyeceğim ama. Baba, burada ilgilenmem gereken işler var. Hadi oradan, ne varmış? Bırakmışsın atölyeyi çocuklara. Sabahtan akşama şu bahçeyle uğraşıyorsun. Gel Antep'e. Hem değişiklik olur senin için. Baba, anlamıyorsun. Asıl sen anlamıyorsun. Kafanın dikine gidiyorsun. Ne oluyor? Seyit dede. Seyit dede bizi Antep'ten ne getirdi? En çok ne seversen onu getirdim. O zaman bir çuval fıstık. Hoş geldiniz kaçaklar. Hoş bulduk babacığım. Dede, Zeliş'e uğradık. Size çok selamı var. Aleyküm selam. Ya daha küçük torunları, gelinleri göremedik vallahi. Zeliş akşam yemeğine çağırmıştı ama gider miyiz? Gideriz tabii. İyi olur ya. Bütün aile bir arada oluruz. Evet.
Pay çenen tutulsun emisi Yiğit. Boş ver, mektubu verecek miyiz? Hayır, uygun zaman bekleyeceğiz. Güle güle Müzeyyen Hanım. Çay içmeye çok tekrar beklerim. Sağ olun. İnşallah efendim. Efendim izninizle. Çok kibarsınız. Çok kibarsınız. O sizin asaletiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Beni ihya ettiniz efendim. İyi günler tekrar efendim. Tekrar beklerim teşekkür efendim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Var olun. O kadar mahcup oldum ki hani. Sağ olun Hasan. Peki güle güle efendim. Çay hazır hadi baba. Demek deprem bölgesindeki çocuklarla ilgileniyorsunuz. Peki dersler ne oluyor bu arada? Hiç sorma dede. Okulu iyice astım son zamanlarda. İhmal etme kızım. Geçip giden zamanın tekrarı yoktur. Ha Bilge. Dün gece biri aradı seni. Kim? Kimsiniz deyince adım dedi kaldı. Sonra da telefonu yüzüme kapadı. Kimdi acaba? Baba. Aslında benim de sana söylemem gereken bir şey var. Daha doğrusu vermem gereken. Nereden buldunuz bunu? Çöpten. Biliyorum çok kızacaksın ama biz bu mektubu anneme götürdük. Ama okumadı. Ya ne halt etmeye işime karışıyorsunuz ha? Ne halt etmeye? Mahmut, bağırma kızlara. Lütfen karışma baba. Cevap verin. Biz sadece belki her şey düzelir diye. Neyi düzeltiyorsunuz be? Hepiniz burnunuzu soktunuz, bu işi bu hale getirdiniz. Bakın, bir daha bu işe karışırsanız çok kötü bozuşuruz ona göre. Yürüyün! Tuncer haklı galiba. Baksana babam da annemle aynı tepkiyi verdi. Hiç karışmayacaktık. Alo? Teyze? Sağ ol biz iyiyiz. Sen nasılsın? Körfeze mi? Yok daha dün gittik. Bilmiyorum. Sanırım 2 gün sonra. Tamam. Tamam ben seni alırım. Tamam teyzeciğim görüşürüz. Hoşça kal. Çantam nerede? Burada. Okula mı? Evet. Ay benim bardakları almam lazım aşağıda. Gel benimle. Ya yine bağırırsa babam? Hadi gel. İyi günler. İyi günler. Şurayı imzalayın lütfen. Ne bu? Buraya? Hı-hı. İyi günler. İyi günler. Baba, mahkeme şeyi geldi. Yırtat. Yırtıp atınca iş bitiyor sanki. Ben çıkıyorum. Okula geç kaldım. Sen ne biçim erkeksin be? Mektubu okumuyor. Cert gönderiyor. Hala uğraşıyorsun. Seni istemiyor işte. Vazgeç bu işten, vazgeç. Salonun sahibi sazcıları ben ayarlarım diyor. Daha mı ucuza çıkar, kazık mı yerim bilemiyorum. Zaten yeterince masraf ettik. Tamam Sabahattin, ben nişan töreni falan istemiyorum. Meleğim yanlış anladın. Ben tören yapmayalım demedim. Sadece yani... Her neyse istemiyorum işte. Meleğim, insan bir kere nişanlanır ama değil ya, mi? Ya, bu benim lafımda hatırlıyorsan. Hayrola, bir sorun mu var? Merhaba Bilge. Kavga mı ediyordunuz? Yok, sayılmaz. Nişan işini konuşuyordum. Sinirlendiğimi bile bile konuşuyor o kızla. Deli edecek beni bu adam. Erkekler bazen çok anlayışsız oluyorlar değil mi? Para yüzünden onca laf etti. Şimdi de seni anlıyorum. İçinde istek kalmadı. Takma kafana. Üzülmek sana hiç yakışmıyor. Önemli olan mutlu olmak değil mi? Ne gerek var öyle masrafa şatafata? Gel. Gel buraya. Gel.
Yüzükleri alabilir miyim? Dikkatli olun. Şu anda hayatınızın en önemli anını yaşıyorsunuz. Birazdan nişanlanacaksınız. Umarım çok mutlu olursunuz. Sağ ol Bilge. Görüşürüz. Birbirinize iyi davranın. Telefon edip de adını söylemeyin. Mehmet'tir mutlaka. Mutlaka önemli bir şey olmuştur. Bu müzik nasıl Gülten ha? Oynama şununla sen, bir bozacaksın. Teyze, ben Gölcü'ye gidiyorum. Eğer uygunsan sen de gel. Tabii. Nasıl gideceğiz? Önce deniz otobüsüne bineriz. Oradan da taksiye veya dolmuşa. Buyurun bakalım. El deli hasret biz akıllıya. İki çılgın birleşti yine. Sami çok konuşma da düşünün. Kim? Ben mi? Dünyada olmaz. Ya bir açı çok olursa? Sami hadi dedim. Hadi. 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 Tövbe tövbe. Demek öyle Murtala. Asıl şimdi sana söyleyecek bir çift lafım var. Bir şey mi hatırladı acaba? Şu hafıza kaybını oldum olası anlamam. İnsan her şeyi unutamaz ki canım ha. Yavaş yavaş sen de bazı şeyleri unutmaya başladın Sami. Ne demek istiyorsun? Bana bunak mı diyorsun yani? Merhaba. Dün gece sen mi aradın? Evet. Nereden aradın? Tahmin ettim. Babam ismini sorunca kapatmışsın. Ne haber Asiye? İyiyim Bilge abla. Demek küçük Asiye sensin. Tanıştırayım. Evet. Teyzemle eniştem. Arkadaşım Mehmet. Memnun oldum. Biz de. Biz de. Memnun oldum. Normal gözüküyor bu. Sami. Sana bir şey göstereceğim. Tamam. Ben de geleceğim. Ah, sen istiyorsan teyzemlerle kal Asiye. Bana ne? Asiye lütfen. Sen de bize etrafı gezdirirsin ha? Hadi. Evet. Şu arkadaşına koşun. Ne olduğunu anlatmayacak mısın? Bekle. İnanamıyorum. Behzat Yıldız'ı morga Barış Kutlu teslim etmiş. Hem de depremden bir gün sonra. Demek ki Barış Kutlu yaşıyor. Bir de şuna bak. 2 gün sonra da Emine Yıldız teslim almış. Ayın 20'sinde. Burada İstanbul'a ait bir telefon numarası var. Biliyorum, gördüm. Aramadın mı? Niye arayayım ki? Niye mi? Barış Kutlu ölmemiş ve sen Barış olabilirsin de ondan. Affedersiniz, bir kağıt kalem alabilir miyim? Tabii, buyurun. Bilmiyorum Bilge. Sağ olun. Umutlanıp sonra boşa çıkmasından korkuyorum. Ya o değilse? Kafanda bu soruyla yaşayamazsın. Mutlaka bunu öğrenmeliyiz. Teşekkürler. Hadi Emine Hanım'ı arayalım. Hadi. Lütfen. Şunu götür, oradaki. 3 sayının toplamı 98'dir. Yazın. Sayılardan biri 32, diğeri 28'dir. Üçüncü sayı kaçtır? Şimdi sessizce problemi çözün çocuklar. Masaya simitlerimizi paylaşmaya gelen serçeler kaç taneydi? Benimki de laf işte. Onca zaman geçmiş. Nereden hatırlayacaksın? Niye hatırlamayacakmış? 38 öğretmenim. Efendim? Üçüncü sayı 38. Aferin. Gülten, beni duyuyor musun?
biliyor musun? Alo? İyi günler efendim, rahatsız ettim. Emine Yıldız'la görüşebilir miyim? Siz misiniz? Ben Körfez bölgesinden arıyorum. Bakın, çok önemli bir konu için adresinizi almam mümkün mü? Evet. Çok teşekkürler. İyi günler. İstanbul'da kız kardeşindeymiş. Adresini aldım. Hemen gidelim mi? Nasıl? Şimdi mi? Sen yalnız gitsen. Ama bir anlamı olmaz ki. Kadın seni görmeli. Korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Oraya gideceğiz ve senin kim olduğunu öğreneceğiz. Haklısın. Bu işkence bir an önce bitse iyi olur. Hadi. Bu sefer 342 milyon toplayabildik. Gerisini sanırım komite halleder. Merak etmeyin Gülten Hanım. Bir de şu kardeş aile konusu hakkında bilgi almak istiyorduk. Nereye başvuracağız? Ben size bir form vereyim. Gerekli bilgiyi adresinize postalarlarız ama. Niye bakıyorsun suratıma öyle? Dedeme benziyorsun. İnsanlar çift yaratılırmış. Nerede şimdi dede? Buradalar. Mehmet abi. Biz de sizi arıyorduk enişte. Teyzem nerede? Buradayım canım. Teyze, çok acil bir şey oldu. Bizim İstanbul'a gitmemiz lazım. Bizim de işimiz bitti sayılır. Gidelim Gülten. Mehmet abi beni de götür. Olmaz Asiye. Asiye lütfen. Mehmet abin akşama dönecek buraya. Tek başıma korkarım. Tek değilsin ki. Bakkal amcan var. Benim bir fikrim var. Siz dönene kadar ben burada Asiye ile kalırım. Gülten Körfez başına mı vurdu senin? Mehmet abisi, sen de İstanbul'a gittiğinde bizi bu telefondan ararsın. Ama Gülten. Ben de size Asiye ile konuştururum. Olur mu? Olur mu? Olur. Öpücük. Oh. Hadi. Sağ ol teyze. Güle güle. Ben de mi gitsem Gülten? Sami, biz burada kalıyoruz. Değil mi canım? Evet. Ha? Hadi gel. Baba. Şu benim sorunu hala halletmedik. Para mı? Al, ne kadar lazımsa. Baba, ben para değil. Hesabımı bilmek istiyorum. İşte bütün hesabımız. Ne kadar istiyorsan çek. Baba, anlamıyorsun ki. Kafam dağınık zaten. Üstüme gelme Çetin. Üstüme gelme! Ne oluyor burada? Çıldıracağım. Bir türlü babama derdimi anlatamıyorum. Neymiş derdin? Bana anlat bakalım. Gel. Saçların çok kirlenmiş Asiye. En son ne zaman yıkandın sen? Mehmet abi yıkamıştı bir defa. Eminim saçların yıkanınca pırıl pırıl çok daha güzel olacak. Yıkamak ister misin? Evet. Çok isterim. Hadi. Ben de gideyim. Şu kıza giyecek bir şeyler alayım bari. İstanbul'a gidince belki bir şeyler hatırlarsın. Ne oldu? Üşüyorum. Hastalanıyor musun? Bilmem. Dur. Sadece oldum. Bakayım sana. Ay çok tatlı. İstanbul'dan Muhtar Gülcan Hanım. Eşiniz Sami Bey sizi kaybetmiştir. Lütfen kriz masası önüne gelin. İstanbul'dan Muhtar Gülcan Hanım. Eşiniz Sami Bey sizi kaybetmiştir. Ah Sami, bir işi de doğru dürüst becersen ha. Bak geliyor. O ne yapıyor? Sami. Niye geldiniz? Bu ne biçim soru Ali?
Ben yalnız dönerdim eve. Ama biz geldik işte. Hadi bakalım. Bir gazoz içebilir miyim? Tabii. Babasıyla burada buluşuyorlardı. Ne yapacağız Metin? Tamam, güçlü ol. Gazozunu içmeyecek misin? Ali. İçeceğim. Nereye bakıyorsun sen? Babamın arkadaşına. Sizi görünce yanıma gelmekten vazgeçti galiba. Burası. Büyük an geldi. Hadi girelim. Bu Barış ya işe yaramaz biriyse. Bunları düşünme artık. Sence beni tanıyacak mı? Bunu görünce anlayacağız. İyi günler. Emine Yıldız'ı aramıştık. Buyurun, benim. Ben Bilge. Bu da benim arkadaşım. Memnun oldum. Beni tanımadınız mı? Hayır, tanışıyor muyuz? Ben gelmiyorum. Neden? Konuşmayacak mıyız? Konuşacak bir şey yok. Baksana beni tanımadı işte. Nereye gidiyorsun? Dışarıda bekliyorum ben seni. Neler oluyor anlamadım. Affedersiniz. İçeride anlatabilirim. Girebilir miyim? Tabii buyurun. Kız kardeşim Neriman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahretsin. 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 Hey ne yapıyorsun evladım sen? Niye tekmeliyorsun kapıya? Hangi daireye geldin? Kimsin sen? Kimsin? 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 Ne bileyim ben? Çekil git başımdan. İçeri girelim. Serseri midir nedir? Terbiyesiz herif. Genç olacak bir de. Defol. Defol git. Deprem gecesi ben evde yalnızdım. Kızım Esra gazeteye babasının yanına yardıma gitmişti. Onu da kaybettim. Başınız sağ olsun. Nereye gömüldüğünü bile bilmiyorum kızımın. Barış Kutlu'yu tanıyor musunuz? İsmi hiç yabancı değil ama. Depremden sonra eşinizi o bulmuş. Kim olduğunu biliyor musunuz? Adını ilk kez kocamı almaya gittiğimde duydum. Herhangi biri olduğunu düşünmüştüm. Birlikte geldiğim arkadaşı da tanımadınız yani. Maalesef. Görmüş olsaydım kesin hatırlardım. Neden öyle sinirlendi? Deprem gecesi hafızasını yitirmiş. Hiçbir şey hatırlamıyor. Sürekli gazetenin enkazı etrafında dolaşıyor. Kimliğini bulabilmemiz için başka bir ipucu yok. Eğer eşinizin gazetesinde çalışıyorsa belki siz tanırsınız. Çok üzgünüm. Oraya pek gitmezdim. Bu galiba. Ne yapıyorsun sen burada kardeşim? Hiç. Burada mı oturuyorsun? Hayır. Kimliğini ver bakayım. Kimliğim yok. Uzatma da ver. Kim olduğunu söylemek zorundasın. Sen söyle bana. Kimim? Dur. Kimim? Lan bırak yakamı. Kimim? Esra tek çocuğumdu. Ben de artık burada kız kardeşimle oturuyorum. Arkadaşınızı polis götürüyor. Ne? Ne oluyor? Affedersiniz. Kimin? Kimin? Seslerini ulaştırmamızı yürü. Bir dakika. Memur bey. Sürün. Memur bey. Yeter. Memur bey. Kimim? Memur bey. Bir dakika ben tanıyorum onu. Nereye götürüyorsunuz? Karakola götürüyorum. Ben de gelebilir miyim sizinle? Lütfen tanıyorum. Allah razı olsun. Bir ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden arayın lütfen. Sağ olun. Asiye, elbise için teşekkür etmeyecek misin? Asiye'cim ne oldu güzelim? Gidecek misiniz? Güzelim Mehmet abi neredeyse gelir merak etmesin. Ne olur siz de
kalsınız. Kalamayız. Tabii. Kalamayız Gülten. Buralarda yatacağımız ayakta kalmış bir otel bile yok. Ama biz yine geleceğiz tabii. Ben seni görmeden, senin güzel saçlarını okşamadan duramam ki artık. Dede sen? Ne olmuş bana? Sen de gelecek misin yine? Tabii. Tabii gelirim. Sen de benim dedem olur musun? Ben. Günde. Dile neden böyle bir şey yapmadık biz? Mektubu okumamışsın Nurten. Okumazsan okuma. Hata bende. Seni yumuşatmak için uğraşıyorum hala. Ayrılmayı kesin kafana koydun öyle mi? Tamam. Ayrılalım o zaman. Madem tek istediğin bu. Ayrılalım o zaman. Hatırlıyor musun? O ırmağın kıyısındaki çay bahçesinde oturmuştuk. Demek bu arkadaş depremzede. Evet. Hiçbir şey hatırlamamak sinirlerini çok bozmuş. Kimliği sorulunca da kendini kaybediyor. Buraya zaten kimliğini araştırmak için gelmiştik. Eğer anlayış gösterirseniz çok sevinirim. Anlıyorum. Yeterince çile çekmiş. Bir de biz üzmeyelim. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Sakinleştirici bir iğne yaptık. Biraz dinlensin. Yanına girebilir miyim? Tabii. Sağ olun. İyi misin? Uyumak istiyorum. Tamam. Sen uyu, ben buradayım. Senden özür diledim. Bir suç işlemediğim halde haklısın dedim. Sen ne yaptın? Affedilmez bir suçlu gibi davrandın bana. Suçum ne peki, söyler misin? O kadınla bir daha ilişkim olmadı. Ortada gerçekten bana ait bir çocuk da yok. Bak, geçmişteki hatamı affetmiştim. Peki şimdi derdin ne, söyler misin? Nedir istediğin? Ne yaptın? Suçum ne? Suçum ne Nurten, söyle! Alo? Mektubu okudum. Efendim? Sen beni anılarına sahip çıkmayan duygusuz bir kadın mı sanıyorsun? O serçeler 3 taneydi. Bal gibi hatırlıyorum.